Merhaba, iyi günler. 5 Eylül 2024. Kadri Gülhan çok değerli bir gazeteci. 1970'lerin sonunda özellikle Demokratizm gazetesinde yazıları yayınlanıyordu. Sonra kitap olarak yoluna devam etti. Yazarlık olarak yazar, gazeteci, aydın. Köy enstitülerinden sağlıkla ilgili yetişmiş değerli bir kişi, gazeteci ve yazar. Kendisini tanıdım 70'lerin sonunda, saygıyla, hürmetle anıyorum. Benim gazetemde de güzel yazılar yayınlıyordu. Sonra gittiğimde evini bulamadım, evi müteahhite verilmiş. Bunu imzaladı, bana kendisi verdi. 24 Temmuz 2011. Atatürk'ün manevi babası Sedirlerli Hacı Hüseyin Ağa. Atatürk'ün Konya ilimize girişlerinde eşi Latife Hanım da vardır. Konya Belediyesi'nin ataya hediye ettikleri halen Atatürk Müzesi evlerine inmişler. 5. girişler. Atayı görmek isteyen meraklılar içinde 60 yaşın üstünde iri yapılı, aksakallı, nurani yüzlü bir zat köşke girmek üzere olan belediye başkanına yalvararak, "Ne olur Mustafa Kemal Paşa'ya iki çift sözüm var, dileğimi bildirin," der. Belediye başkanı ihtiyarı yanına alarak içeri girerek tanıştırır. Atatürk ihtiyarı boş koltuğu göstererek oturmasını ister. "Oturmayacağım paşam. Maruzatım kısadır. Arz edip rahatsız etmeden ayrılacağım. Paşam, bana Sedirlerli Hacı Hüseyin derler. 3 oğlum vardı. En büyüğünü Balkanlarda şehit verdim. İkincisi Çanakkale'de şehit oldu. 3. oğlum kalmıştı. Vatan tehlikede, Mustafa Kemal asker istiyor denilince onu da emrinize, vatan müdafasına gönderdim. Dumlupınar'da şehit olduğu haberi geldi. 3 oğlum da vatan uğruna şehit oldular. Helal olsun. Vatan kurtuldu ya, yeter. Şimdi sizden bir ricam var. 3 şehit oğlumun yerine size oğlum diyebilir miyim? Gazi oğlum alnından öpebilir miyim evladım?" deyince Gazi de Latife Hanım da derhal ayağa kalkıp, "Bizleri evlat olarak kabul etmenizden gurur duyarız babacığım," diyerek Sedirlerli 3 şehit babasının ellerinden öperler. Baba oğul olurlar. Ertesi gün Hacı Hüseyin Ağa'nın evine Latife Hanım'la giderek eşi Akkile neneyle tanışıp onun da ellerinden öperek onun da ana oğul olurlar. Evet, güzel bir belgedir. Kendisi imzalamıştı bana. Ben bunu saygıyla, hürmetle saklıyorum. Şurada dursun. Yol ayrımı, şiir, Kadir Akkara. Ne fark eder ha bir gün ha yarın? Vakit geç olmuş ne çıkar? Ya da erken, yolcu yolunda gerek. Hoşlanmadım beklemekten. Ayrılmak daha güzel. Severken, sevilirken. Gülme diyen sen misin yoksa? Söyle bana. Gitmem gerektiğini en çok sen biliyorken. Hadi tut ellerimi. Uğurla beni son dönemeçten. Fotoğraf da harika. İşte. Bundan bende vardı bu heybeden. Bu heybeler iki türlü olur genellikle. Bir tanesi ata eşeğe katarak konur. Semere oturursun. Sağına ve soluna eşyalarını doldurursun. Diğeri de böyle bir gurbete çıktığın zaman omzuna alırsın. Sıkıldığın zaman da bu orta kısmından başını da koyarsın. Diyelim ki elinde bir iş yapacaksın. Dağda, taşta, engebeli arazilerde yürüyorsun. O zaman bunu omuzunda taşımazsın. Boynunda taşırsın. İki elinde özgür olur. Çalıları tutarsın, toprağı tutarsın, taşı tutarsın. Bunun da üstüne oturursun. Semerin yanına denk gelir bu. Oturursun oradan. Sağına soluna yiyeceklerini, içeceklerini koyarsın. Bunlar da poçu, üstlük. Bunlar da bizim Anadolu'nun köylü kasketi, şapkası. Evet, çeşme.
bir garip çeşmeyim yol kenarında. Yaz demez, kış demez akar dururum. Yanan yürekleri soğuturum da hep kendi kendimi yakar dururum. Güzel bir şiir, güzel bir giriş. Fotoğraf, kapak fotoğrafı Ahmet Kara'ya. Ellerine sağlık. İçindekileri okuyalım. Bu kitap Kargı Pınarı Kasabası Belediyesi Kültür Yayınları 1. İsteme adresi Kargı Pınarı Erdemli, Kargı Pınarı Belediyesi Erdemli Mersin. Sayın belediye başkanlarım, değerli belediye meclis üyeleri, değerli ilgili kültür müdürleri, böyle kendi kasabalarımızda, köylerimizde yazarlarımıza, şairlerimize, gazetecilerimize, belgeselcilerimize, sanat ve kültür insanlarına sahip çıkalım. Türkiye kitap ortalaması, resmi okul, akademik kitapları ayırdıktan sonra 3. Evet, bu kafayla bu kadar olur. Bu barutla bu kadar mermi olur. Savaş neyle kazanılır? Para, para, para. Evet. Sen gazeteci, yazar, şair, belgeselci, aydın insan, kültür insanı, sanat insanı bunu basmazsa ondan sonra o sanat dalı ölür. Eskiden kahvelerde ve berberlerde yazılar vardı. Bazı otellerin girişlerinde de vardı. Çırak ustasını geçmezse o sanat ölür. Türk atasözü yazardı altında. Çırak ustasını geçmezse o sanat ölür. Sen beni geçmeleri için gelecek neslin, gençlerin onlara bir kitap katkısı koyacaksın ki, matbaa katkısı koyacaksın ki onlar da birinci kitabıyla tanışacak, ikinciyle, üçüncüyle, fuarlarla, festivallerle tanışacak, sahip çıkacaksın. Kımıldamak bir servet bugün. Otobüste, otelde, öğle yemeği, sabah yemeği, akşam yemeği, kımıldamak 24 saatte bir servet. Bu 4-5 günlük panayırda, festivalde bu etkinlikte nasıl olacak bu şair, nasıl olacak bu yazar, nasıl olacak bu bilim insanı? Lütfen, lütfen, lütfen. Kimse dilenci değil. Burası da başka bir yer değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Atatürk'ün emri var. Sanat ve kültür üstünedir bu cumhuriyet diyor. Öyle bir lider. Öyle bir lider. Doğanın, insanlık tarihinin bize bir hatırası, bir mucizesi, bir hediyesi. İnsanlık tarihinin bir hediyesi. Yani lütfen yani. Bak Suudi Arabistan kralı nasıl reform yapayım diye, nerelerden neyi oynatayım diye bakıyor. İşte kadınlara ufak ufak haklar vereyim, Latin alfabesine geçeyim, Arap alfabesinden uzaklaştırayım ulusumu. Petrol bitecek, anlaşılıyor, hazırlayayım diye. Çırpınıyor tek başına kral, padişah. Yani desteklemek lazım. Başka padişahlar, krallar kelle uçuruyor, neler yapıyor? Tarih kitaplarında milyonlarca örnek var. Dünya insanlık tarihinde. Simavne kadısı oğlu Şeyh Bedrettin'in derisini yüzdüler Serez'de, Balkanlar'da. Yani iyi konuşmak istiyorum ya hepsi bu. Ön söz. Takdim. Kadir Akkara hakkında. Bir de benden dinleyin. Özgeçmişim. Yol ayrımı. Sunam. Kargı Pınar. Çocuğum. O benim işte, Atatürk, Aygül'e. Türküler söyle bana, geceler yalnız değil. Nasıl? Fark, derya, kimlik, salak, bak. Yüzüm yok dön demeye. Hey, sen değilsin. Çihingana, hangi yolun yolcusu? Masal, tamamistan politikası. Burası Mersin, günah böcekleri. Ne idin gözlerimde? Yeter, oy. Öğretmenim, Eylül'de çok var. Yoksun ya. Dost beni, dostacı. Kendimi sende unutsam, yaşanası akşamlar. Abideye, eleman arıyoruz, bencil. Zenci kardeş, üç mahkum, yangın, şehitlere. Gitme be gülüm, Amazon. Sevebilmek öylesine, vay vay. Nevruz, kuş, can kuşum. Öğretmen demek. Nefret olmasın, şairliğim. Yeni bir gün doğar, Yunuslama. Sen duymadın, gel.
Nasıl olduk biz? Yar, boğazıma geliyor. Davul zurna, kartop, dayatma, makber, boru mu? Sen, arzuhal, çıkarcı, haklı, keşme, kader, secere, cengaver, ozanlarda ben. Var mısın? Kimin alnı? Ak, menden. Ulusuz biz, yitikler ülkesi. Çalmadık biz, şehidim, atam. Biz bize düşman mıyız? Var mı ötesi? Neden adam olmadım? Nah gelir. Ya devlet geçer başa, ya kuzgun konar reşe. Bizim şarkımız. Bir adım var, yarınlar bizim. Seni adam sandım ben. Dil yüreklerin ozanı, vergi ver. Eşekler hariç. Neler gördük biz? Feda olsun canımız. Aklımın arka sokakları. Bu sene ayrılık niye? Bitirirken Türkiye'yi sevmek ve sahiplenmek. Şimdi şuradan bir belediye başkanının sözünü okuyayım. Kerim Şahin, Şubat 2009, Kargıpınarı Kasabası Belediye Başkanı. Sinekler de maşallahı var bugün, helal olsun. Sonbahar ya, buldular temiz eti yiyorlar ya. Bir insan bir kitap. Şiir doğrudan insan ruhunun ve hayatın ifadesi olduğuna göre yol ayrımında yaşananlar ve görülenler yalın, sade, saf, samimi ve anlaşılır bir dil ve üslupla ifade edilmeliydi. İşte Kadir Akkara'nın şiirlerini okuduğumda anlatılanların bunlar olduğunu gördüm. Şahsım ve belediyemiz adına maddi ve manevi destekle bulmanın bir görev olduğu kanaatine vardım. Kadir Akkara'nın şiirlerini okudukça yabancı değerlere hayranlığı, rastgele modalara düşkünlüğü, kötü bir şahsiyetsizlik saydığı görülecektir. Kadir Akkara bütün şiirlerinde özel kafiyeler bulma, şekiller, imajlar yaratma çabasına girmeden her yöresel sanatçının yaptığı gibi içinden geleni en samimi, yapmacıktan uzak, yöremizin dilini ve kültürünü şiirleştirmiştir. Yol ayrımı gerçekten yol ayrımında olan bir insanın milli değerlerini, vatan sevgisini, tarihe olan bağlılığını, yöresel dilini ve kültürlerini yaşatmaya içten bağlılığını, derin sevgisini gece karanlığında bir ay parlaklığında yansıtmaktadır. Kadir Akkara'nın yeni şiirleri, yeni kitaplar beklemek umuduyla yol ayrımını takdirlerinize sunuyorum. Şubat 2009, Kerim Şahin, Kargıpınarı Kasabası Belediye Başkanı. Gidip buraları görmek isterim yani. Nasıldır? Şimdi artık büyük ilçe midir? Kasabadan nerelere çıktı nüfusu? Neredeymiş? Yıla bir defa bakalım da doğru konuşalım. 2009-2024. Evet. Büyümüştür. Göç almıştır. Takdim. Ya siz de olmasaydınız? İnsanlığın doğumla ölüm arasındaki yaşam savaşında sürekli ulaşmak istediği mükemmeller vardır. Hayatına katabildiği her mefhum onun başarısıdır. Hep çalışır, çabalar, amacına hedef olan bu mefhumlar için toplum çoğu zaman farkında olmaz kişinin. Ya da kişi kendini fark ettiremez topluma. Oysa onun çabası toplum içindir, kendinden öte. Farkına varılmadığında yok olur gider çabası da kişide. Birkaç gönül adamı çıkar toplumdan. Hani o adam gibi adam dedikleri. Bu insanlar kişiyi fark eder. Tutar elinden, yüceltir, bağrına basar. Onu yarınlara taşır. Gönül adamı olmak böyle bir şey olsa gerek. Benim fark edilmemde her türlü yardım ve desteklerini esirgemeyen adam gibi adamlardan Mehmet Doğan'a, Kargıpınarı Kasabası Belediye Başkanımız Sayın Kerim Şahin'e öğretmenlik, yazarlık, sanatçılık sıfatlarını şahsılarında başarıyla birleştiren Sayın Ahmet Kara ve Ahmet Yanar Beylere şükranlarımı sunarım. Ayrıca şiirlerin bilgisayara aktarılmasında emek harcayan genç kardeşim Emre Ocak'a sonsuz teşekkürler. İyi ki sizler varsınız. Ozan halkın sesidir. Ozan çile çeken, haksızlığa, baskıya, zulme uğramış insanların sesidir. Halkın içinde doğan,
halkla birlikte aynı kaderi paylaşan, kendi sözünde ve sazında onların sitemlerini, acılarını, yergilerini, sövgülerini halk adına dile getiren insanlardır. Ozan sevecendir. İyiden, doğrudan, güzelden yanıdır. Adildir. Hakça bölüşmeyi sever. Hakka ve halka sığınır. Duyarlıdır. Farkında olduğu her şeyi halkın diliyle halka anlatır. Yol gösterir. Dört bucağı haber salar dizeleriyle. Sebepleri lanetler, taşa çalar. Ya da ayyuka çıkarır. Meramını dost doğru, dolaysız, çekinmeden, yalın bir dille anlatır. Özür dilerim, yine tozlar başladı. Kusura bakmayın. Yol gösterir. Dört bucağı haber salar. Sebepleri lanetler, taşa çalar. Ya da ayyuka çıkarır. Meramını dost doğru, dolaysız, çekinmeden, yalın bir dille anlatır. Ozan, doğrucu Davut'tur. Onun sözünde ve özünde riyakarlık, bir başkasına yaranmak yoktur. Onun için yüreklidir, merttir. Halkın değer yargılarına saygılıdır. Vefalıdır. Halkın kötü günlerinde olduğu gibi, iyi günlerinde de birliktedir onlarla. Onlarla coşar, coşturur. Onlarla düğün bayram eder. Ağıtlar yaktığı gibi, türküler de döktürür yüreğinde. Ozan, kah sıradakilerin, gurbettekilerin sesi, kah gurbettekilerin sılaya hasretidir. Ozan, genç kızın sevgiye susamış yüreğidir. Delikanlının yüreğindeki deli gönüldür. Bülbülün ağıdı, gülün gözyaşıdır. Öğretmendir Ozan. Yaşadığı dönemi bütün özellikleri ile yarınlara aktarır. Bir başkası değil, hep kendi olarak kalır. Bazen bir orman sıklığında, bazen tek başına baharı bekleyen ama her zaman kışı yaşayan bir ağaçtır Ozan. Veysel'dir toprağa yakılan, Pir Sultan'dır ipe çekilen, Yunus'tur Mevlana'dır, Kerem'dir Mecnun'dur, sevgiye kavrulan Dadaoğlu'dur, Köroğlu'dur, baskıya boyun eğmeyen. Bunca acıların ortasında türkülerle, ağıtlarla, destanlarla, ninnilerle, sevdalarla büyümüş bir Türk insanı olarak yazmak zorundaydım. Nacizane şiirlerimi tüm ozanlara ve ozan ruhlu insanlara ithaf ediyorum. Kadir Akkara. Şimdi Mehmet Doğan. Kargı Pınarı Yöresel Kültür ve Sanat Derneği Başkanı, şair, yazar. Kadir Akkara hakkında bir de benden dinleyin. Mağara köyü Silifke'ye 60 kilometre mesafede bir yayladır. Halkın çoğu kışın sahil boylarına iner, narenciye işlerinde çalışır. Baharda köylerine dönerler. Mağaraya giden bir vasıta benim doğum yerim olan Ovacık köyünün bir kenarından geçer. Mağara önceleri Kurabası bucağı gibi. Bucak merkezi kaldırılınca mağara köyü olarak kaldı. Bahsedeceğim Kadir Akkara işte oralıdır. İlkokulu o köyde okumuş, geçim derdi onu, beni Erdemli Kargı Pınarı kasabasına taşımış ve oraya tanıştırmıştır. Kadir Akkara ortaokul ve liseyi Mersin'de okumuş, başka okula gitmemiş veya gidememiş. Askerlik dönüşü evlenip çoluk çocuğa karışmış, esnaflık yapmış, bahçe işlerinde çalışmış, halen de çalışmaya devam ediyor. Bunu alacağız, bulacağız, okuyacağız. Yol ayrımı. Remzi Yararman'ın ardından. Artık ayrılıyoruz dedi ellerimi tutarken. Gözlerinde yağmur damlaları donmuş. Kırağı kaplamış sakalını diken diken. Ne fark eder ha bugün ha yarın. Vakit geç olmuş ne çıkar. Ya da erken. Yolcu yolunda gerek. Hoşlanmadım beklemekten. Ayrılmak daha güzel. Severken, sevilirken. Gitme diyen sen misin yoksa? Söyle bana. Gitmem gerektiğini en çok sen biliyorken. Hadi tut ellerimi. Uğurla beni son dönemeçten. Balayına çıkıyorum oğlum dedi. Balayına gerçekten. Ama aramızda kalsın. Bir sen bil, bir de ben. Baksana şu kahpe dünyaya. Ne evlat,
ne yer kaldı. Ben nasıl dünyadan bıkmışsam o da benden usandı. Boşluğa dikti gözlerini, yüreği buğulandı. Hadi sen dön git dedi bana. Sen dön git, gerisin geri. Benim dönmem imkansız. Buraya kadar gelmişken. Hey gidi koca çınar, hey gidi Remzi dayı. Biliyorum, gel aldın öbür sevdiklerini. Böyle bitmemeliydi dostluğumuz. Ben de olmalıydım yanında giderken. Ya da ne vardı gidecek? Akşamlara kadar birlikte cigara tüttürürken. Geç kaldın oğlum dedi. Senin için daha erken. Bak sana bir sır vereyim. Aramızda kalsın istersen. Şu sevimsiz dünyada yalnız seni sevdim ben. Yağmur damlaları dondu gözlerinde. Sakalı diken diken. Harika. Harika. Mükemmel güzel şiirler. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Hoşça kalın, dostça kalın, şiirle kalın. Güzellikler içerisinde kalın. Teşekkür ederim. Var olun.